Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir şekilde hazırlamış olduğum pamuk gibi bir açma tarifi ile geldim. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ederken sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Poğaçanın hamuru için yoğuracağım kabın içerisine bir paket instant maya, 2 çorba kaşığı kadar toz şekerini ilave ettim. Hemen ardından 2 su bardağı ılık sütümü kabımın içerisine ekleyerek şeker ve maya eriyinceye kadar spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Daha sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta akını içerisine ilave ediyorum. Sarısını poğaçaların üzerine sürmek için ayırdım. Tekrardan malzemelerimi hızlı bir şekilde karıştırdıktan sonra unumun bir kısmını içerisine ilave ediyorum. Tarifte 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Tuzu da içerisine ekledikten sonra hamuru yoğunlaşana dek spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Tarif için toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin hazırlayacağınız tarif için kullanacağınız unun miktarı, ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. hazırlayacağınız poğaça hamurunun kıvamı orta yumuşaklıkta ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır hamurun kıvamını ayarladıktan sonra hemen üzerini streçle kapatarak 1 saat kadar oda sıcaklığında mayalandırılması için bekletiyorum 1 saatin sonunda mayalanmış olan hamurun öncelikle havasını alarak yaklaşık 1-2 dakika kadar yoğurduktan sonra hemen bir kesme aparatıyla hamurumu öncelikle iki eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum her iki parçayı da onar parçalara ayırarak toplamda 20 tane poğaça bezesi elde ediyorum. Hamurların tamamını bezeledikten sonra üzerlerine fırça yardımıyla bir miktar sıvı yağla yağladım. Hamurun daha kolay bir şekilde açılmalarını sağlayacaktır. Hamur matımın üzerinde sıvı yağla yağladıktan sonra aynı işlemi masada veya tezgahta da yapabilirsiniz. Hamurlarımı teker teker şekil verme aşamasına geçiyorum. İçerisine taze köy peyniri kullandım ben videoda da gördüğünüz gibi şekillerini vererek bu şekilde hazırlıyorum. Poğaçaların tamamını hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldıktan sonra tepsi mayası için üzeri kapalı bir şekilde en az 20 dakika gibi bir süre bekletiyorum. Tepsi mayasında olan poğaçaların üzerlerine bir tane yumurta sarısını kenara ayırmıştım. Bir tatlı kaşığı kadar içerisine sıvı yağ ekledim. Fırça yardımıyla üzerlerine çok hafif baskı uygulayarak yumurta sarılarını özenle sürüyorum. Üzerlerini çörek otuyla süsledikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar poğaçalarımı fırına gönderiyorum. Fırından almış olduğum poğaçalarım artık servise hazır. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.